Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 2 Mart 2020 günlerden pazartesi, yarın 3 Mart 2020 günlerden salı sevgili yarışseverler. Bütün arkadaşlarıma yeni günde ailesiyle birlikte, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol kazançlı, bol bereketli bir gün dilerim. Umarım yeni günde şanslı kalemleri buluruz sevgili yarışseverler. Arkadaşlar yarın 3 Mart 2020 Salı günü gündüz programı Adana'da koşulacak. 8 koşuluk programla başlayacak. Adana Yeşilova Hipodromu'nda 8 koşuluk bir program var. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk bir programla devam edecek. Umarım yeni günde şanslı kalemleri buluruz. Az sonra Adana At Yarışları analizime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce yine arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Kanalımız hızlı yükselmesini sürdürüyor sevgili yarışseverler. Şu anda kanalımız 9300 geçti. 9400'e doğru yol aldı. Desteklerinizden dolayı bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca videolarıma like atmayı unutmayın. Programın başındayken videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek verin arkadaşlar. Atacağınız her like bizi sosyal medyada en üst sıralara çıkaracaktır. Bu da kanalımızın hızlı yükselmesine sebep olacaktır. Bütün arkadaşlarımdan videolarıma beğeni atmasını, like atmasını rica ediyorum sevgili yarışseverler. Arkadaşlar biliyorsunuz yine reklamlar konusunda çok kısacık bir konuşmam olacak. Reklamlardan gelir elde etmeye çalışıyoruz. Sizlere ücretsiz tahmin veriyorum. YouTube'da neredeyse %80, %90 arkadaşımız paralı WhatsApp gruplarına geçti. İnternet siteleri açtılar. Ben ücretsiz vermeye devam ediyorum. Sizlerden sadece emeklerimin karşılığında reklamları da izlemenizi istiyorum. Reklamlar atlandığı takdirde gelirimiz neredeyse YouTube'un bize verdiği gelirin %10'unu buluyor. Bu da aylık 809 liraya tekabül ediyor. Sadece %7.4'lük arkadaşımız reklamları izliyor. Sizlerden de destek bekliyorum. Sizlerden de özverili olmanızı, kanalımıza destek vermenizi, dinleyip geçmemenizi özellikle rica ediyorum. Bunu sadece emeklerimin karşılığında sizlerden istiyorum diyerek analizlerime geçiyorum. Arkadaşlar yarın 3 Mart 2020 gündüz programı Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla başlayacak. Altılı Ganyan İlkaya 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 16 yarışla başlayacak. Burada öncelikli ismim, belki handikap olarak grubun en düşük handikaplı ismi ama aya bakan ilk kız orijiniyle de Sezgin Bey'in de kanı taşıyan 10 numaralı Poyraz'ım. Bugün benim ilk şanslı ismim olacak. Bugün Emrah Sincan idaresinde piste çıkacak. Çok beğenimi kazanan bir isim. Bugün yine bu safkandan birincilik bekliyorum. Birinci şanslı safkanım olacak. Yine birkaç yarış gördü. 3 yarış gördükten sonra yeterli duruma geldiğini gördüğüm Turbo Kiraz kızı orijiniyle gerçekten güzel bir pedigrisi var. 3 numara Neşvan. Bugün Mehmet Salih Çelik'in de binmesiyle ben öncelikli düşünmesi gereken safkanlardan görüyorum. Bugün 3 numara Neşvan'ı da sizlere ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak Nargül'ün tayı, Şövalye'nin tayı 4 numaralı Yurda Kul da bugün bu yarışta bu mesafede özellikle etkili olacak safkanlardan mutlak suretle 3 safkan içerisinde bulunmalı. Yine 1 numara Bilgin Kadir ardı ardına güzel yarışlar kazandı. Özellikle Tuncay Bali arkadaşımız son iki yarışının ikisini de Tuncay Bali ile kazanmasını bildi Bilgin Kadir. Bugün 1 numara Bilgin Kadir'de kuponlarda bulunması gereken isim. Bu safkanların dışına çıkarsa yine Hişman Çizik ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir jockey arkadaşımız. 2 numara Asra Siyat ne zamandır birinci gelemiyor ama gerçekten kaliteli bir isim. Bugün yine Sancak Bey'in tayı 2 numara Asra Siyat'ta sürprizi öneririm. Yine 5 numaralı Fırtına İbo'da güzel pedigrisiyle ve bugün Velat Demir idaresinde bu yarışta etkili olabilir diyorum. Sizlere sürpriz olarak bu safkanı öneririm. Ve Altılı Gayen ikinci ana geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum pistte
koşulacak handikap 15 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Burada gerçekten birbirine yakın safkanlar koşuyor gibi görünüyor ama ben burada çok tuttuğum bir isim var arkadaşlar. Özellikle yani çok değişik bir safkan. Koşu stili çok değişik bir safkan. Bu safkanın bazen önleri erken düşüyor ama çok güzel bekleme yapması durumunda. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Bu safkan çok güzel sprintler de atabiliyor. 7 numara Kedim. Bir El Corredor temsilcisi. Bugün Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak. Çok akıllı bir arkadaşımız. Ben bugün 7 numara Kedim'i Ahmet Çelik'in getireceğini düşünüyorum. Ve ben bugün tek tercihimi Ahmet Çelik idaresinde bu koşuya çıkacak olan 7 numara Kedim'den yana kullanıyorum. Ve yarış sever arkadaşlarıma 7 numara Kedim'i günün banko ismi olarak öneriyorum. Sevgili yarışseverler ve altılı gayen 3. aya. 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış sevgili yarışseverler. Ben burada da öncelikli isim olarak esasen yarışta kazanmasını bekliyorum. Çok tutuyorum bugün. Kırman temsilcisi, çöpsüz üzüm temsilcisi 7 numaralı Gerekçeli. Gerçekten çok güzel bir yarış koştu son yarışında. Beğenim kazanan bir safkan. Ben bugün Ahmet Arslan idaresinde yine birinciliğe yakın görüyorum bu safkanı. Son yarış biliyorsun Mehmet Kaya idaresinde piste çıkmıştı. Bugün 7 numara Gerekçeli'yi birinci şanslı isim olarak görüyorum. Yine Sayın Halil Kırmızı'ya ait 5 numaralı Düzen Kaya. Bugün Müslüm Çelik idaresinde bana göre çok şanslı görünüyor. Bu safkan da şansı yüksek bir Yalçıner temsilcisi. Bugün benim ikinci şanslı ismim olacak ve burada son safkan olarak da yine Uçan Bey temsilcisi 10 numaralı Uçan Jet'i önereceğim sizlere. Bugün biliyorsunuz Ferit Yardımcı idaresinde piste çıkacak bu safkan. Şanlıurfa'dan geldi ve burada yarışa katılıyor arkadaşlar. 7, 5 ve 10 şeklinde öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı. 5 ve yukarı yaşlı Arapların 1500 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışıyla devam edecek. Burada da 3 numaralı Yükselim grubun kaliteli safkanı, çok formda bir safkan son yarışı. Biliyorsunuz birinci gelmeyi kazanmasını bildi. Son yarışında Mert Gökalp Aslan idaresinde, evet yanılmıyormuşum, Mert Gökalp Aslan idaresinde kazanmıştı. Bu yarışta Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak bir Sadun torunu 3 numara Yükselim özellikle bu mesafelerde birinciliğin her zaman çok güçlü adayıdır. Yine 1 numara Kırmızı Kaya. Bu safkanın çok kaliteli bir safkan olduğunu her videomda söylüyorum. Bugün Ali Kaçmaz arkadaşımız bindi. Ben 3 numaralı Yükselim'e ilk ve sert rakip olacağını düşünüyorum. Bugün 1 numara Kırmızı Kaya'yı da sizlere ikinci şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine 6 numara Ünal amca, özellikle taylığından beri kalitesine güvendiğim bir isim. Bir önceki yarışında çok güzel, çok etkili bir yarış kazanmıştı. Bugün gelirse, sürprize imza atarsa hiç kimse şaşırmasın. Samet Erkuş idaresinde 6 numara Ünal amcaya da dikkat diyerek 3. şanslı isim olarak veriyorum. Yine 7 numara Yoldaş uzun bir ara verdi. Yaklaşık 7. aydan beri koşmuyor ama Yoldaş Yoldaş'tır diyorum arkadaşlar. Bugün Müslüm Çelik idaresinde piste çıkacak. Ben 7 numaralı Yoldaş'ı da bugün kuponlarda bulunduralım derim. Ve 2 numara Şimşek belki de bu koşunun sürpriz ismi olarak öneriyorum. Ve altılı gayenin 5. ayağına geçiyorum. Altılı gayenin 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarış olacak. Burada 2 numara Becerikli An son yarış en sonunda kazanmasını bildi ve güzel bir derecede yaptı. 1300'ü 20 üzerinde kazandı. Bugün yine Emrah Sincan biniyor. Çok etkili bindi son yarışında. Kendisini tebrik ederim Emrah Sincan arkadaşımızın. Bugün 1. şanslı isim olarak 2 numara Becerikli An'ı vereceğim. Yine 1 numara Badar Bunga özellikle mesafe isteyen bir isim olduğunu düşünüyorum. Bugün Mehmet Salih Çelik idaresinde 2 numaralı Becerikli An'a ilk ve sert rakip olacak isimdir. Yine 5 numaralı Osman Baba bir yarış gördü. Kaliteli bir isim. Bugün Mustafa Kemal Kumbasa idaresinde ben yine etkili olacağını, bu yarışta etkili olacağını düşünüyorum. Ve 3. şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı Hakkı Han'ı
Esasen bu safkanın yeri buralar değil arkadaşlar. Daha iyi yerlerin iyi safkan olması lazımdı ama bir takım sorunlar geçirdi. Ama son güzel ikinciliğinde bir diriliş içerisine girdi. Bugün bu grupta bilmiyorum ama bugün Akın Sözen'in de binmesiyle bu safkana karşı içimde hisler var. Bugün etkili koşacağını düşünüyorum. Altun Hakkani'yi de 4. şansı safkan olarak veriyorum. Yine 4 numaralı High Pleasure Mahsun Turan dairesinde koşuda sürpriz yapabilecek isimlerden yine 2 isim daha vereceğim. 8 numara Evergrande ve 3 numaralı Halil Şah şeklinde ben bu koşuyu değerlendiriyorum. Sürprize müsait bir koşu. İmkanı olan arkadaşlarım varsa, bir teki daha olan arkadaşlarım varsa bu koşuyu da hepsi şeklinde değerlendirebilir. Ya 2 numara becerikli antek yazacağız ya da çok safkan yazacağız arkadaşlar bu aya. Ama son aya da ben 3 safkanla değerlendireceğim. Ve altılı ganyan son aya. Altılı ganyan son ayağından sonra da ufak altılı ganyan analizim olacak. Bu altılıyı da dinlerseniz faydalı olacağını düşünüyorum. Ve altılı ganyan son ayağına geçiyorum. 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Arkadaşlar burada öncelikli ismim yine Turbo Ateş Kızı Orcun ile 10 numaralı Turbo'nun Gülü. Özellikle son koştuğu yarışı çok beğendim. Beğenimi kazandı. Bugün 10 numaralı Turbo'nun Gülü'nü ben burada birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Mehmet Salih Çelik idaresinde. Yine 4 numaralı Gizem Abi. Güzel pedigrisi var. Baba Turbo, anne babası Karataş. Gerçekten güzel pedigrisiyle bu yarışa çıkıyor. Ve Ali Kaçmaz idaresinde 4 numara Gizem Abi'de ikinci şanslı ismim. Ama 1 numara Bal Üzümlü'de bu grupta ihmale gelmeyecek isim. Akın Sözen idaresinde ben bu safkanda sizlere 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yani burayı 14 ve 1 şeklinde öneriyorum. Ve ufak altılı ganyan analizime geçeceğim sevgili yarışseverler. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı ganyanın ilk ayağı. Programın 3. koşusu. Evet, 4 yukarı yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışıyla başlayacak. Bir ufak altımı hesaplayayım bana birkaç saniye verirseniz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, altıgan ilk ayağında şu şekilde bir analizim olacak. Yine burada 10 numaralı Poyraz'ım ilk safkanım olacak. 3 numaralı Neşvan ikinci şanslı ismim. Yine 4 numaralı Yurda Kul ve 1 numaralı Bilgin Kadir şeklinde 4 safkanla değerlendireceğim bu koşuyu. Ve altıgan ikinci ayağım. Evet, burada da 7 numaralı Kedimi sizlere banko olarak önereceğim. Ahmet Çelik idaresinde. Ve altılgan 3. ayağına geçiyorum. 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışı. Dişlere mahsus yarışta ben 7 numaralı Gerekçeli ve 5 numaralı Düzenkaya arasında geçecek bir yarış olarak görüyorum. Burayı da 2 safkanla değerlendiriyorum. Ve altılganın 4. ayağı. Evet, 5 ve yukarı yaşlı Arapların 1500 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışında ben 3 numaralı Yükselim yine 1. şanslı ismi olacak. Yine 1 numaralı Kırmızı Kaya kalitesine güvendiğim bir isim. Sürprize müsait bir safkan. Bugün 2. şanslı ismi olacak. Yine 6 numaralı Ünal Amca ve 7 numaralı Yoldaş şeklinde bu ayağı değerlendiriyorum. Ve altılı ganyanın 5. ayağı. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışında yine 2 numara Becerikli An ilk safkanım. Yine 1 numara Badar Bunga ikinci safkanım olacak. Yine 5 numaralı Osman Baba, 6 numara Hakkı Hanı, 4 numara High Pleasure, 8 numaralı Evergrande ve 3 numaralı Halil Şah şeklinde değerlendiririm. Ve altıganın son ayağında 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışı. Dişlere mahsus yarışta da ben 10 numaralı Turbo'nun Gülü, 4 numaralı Gizem Abi ve 1 numara Bal Üzümlü şeklinde öneririm arkadaşlar. Ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Özellikle kanalımıza destek veren, abone olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ben hepinize, ailenizle birlikte çok güzel bir hafta dilerim tekrar. Hepinize sağlık ve mutluluk temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.